Ana. Hoş geldin. Bu evin hali ne böyle? Söndürsene şunları, yangın çıkacak. Ne? Hazır Zeynep de yok. Şöyle baş başa olmanın tadını çıkaralım. Biraz romantizm yaşayalım istedim. Neredeyse babaanne olacaksın. Oğlun yakında evleneceksen hala romantizm peşindesin. Nasıl olmuşum? Bugün bir şey vardı ya. Pes Haluk ya. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü değil. O zaman kar yağıyor. Bugün bir şey yapacak mıydık biz? Haluk, sana diyecek bir şey gerçekten bulamıyorum. Ya bu kadar giyiniyorum, süsleniyorum, senin için hazırlanıyorum, evi hazırlıyorum. Sen karşıma geçip... Bugün bir şey vardı. Neyse. Bugün hiçbir şeye sinirlenmeyeceğim. Hiçbir şey moralimi bozamaz. Hadi gel, masaya geçelim. Ya çok karanlık burası. Hiçbir şey görmüyorum. Yani o filmi seyrettiğimiz yer. Orası da böyle loştu. Böyle hiçbir şey görünmüyor. Film 3 saat 25 dakika sürdü. Allah'ım, böyle jet atacaktım artık kendime. Böyle. Yani böyle zannettim ki oradan hiç çıkamayacağım. Böyle saatler, günler, haftalar, aylar geçecek. Böyle mevsimler değişecek ama ben orada çıkamayacağım zannettim böyle. Yani o kadar daraldım, bittim yani. Böyle jilet atacaktım kendime. Tamam canım. Ama şimdi geçti. Sen bence bugünü unut. Ya o filmi unut. Sadece bu ana odaklan. Odaklan deme bana. Allah aşkına, böyle saatlerce, 3 saat 25 dakika o filme odaklandın. Böyle sadece odaklanıyorsun, böyle odaklanmak zorunda kalıyorsun. O yüzden odaklan deme. Yani ben zaten bir daha film falan da seyretmek istemiyorum. Yani ben önümüzdeki 25 yıl boyunca bir daha film falan seyretmek istemiyorum. Yani o istikakımı doldurdum. Bayıldım çünkü. Bittim. Ve o Zero yerine geçirsen var ya, ağzını yine kıracağım. Hiçbir şey görmüyorum ben. Ana, bu ne? Aa, bilmiyorum. Görünmüyor çünkü. Sandalye ama. Oturmaz mısın? Ay yani nereden çıktı şimdi Merve ile Orçun'la oyun oynamak? Ne güzel böyle ailece yemek yiyecektik. Haluk'cum, ne var? Yani Merve ile bir Orçun'la vakit geçirmeyi çok seviyor. Bugün hazır ödevi de yokmuş. Ben de izin verdim. Evet, sanki yabancı yer yani. İyi, tamam, oynasın. Ondan sonra gidip alalım. Evinde uyusun. Bakarız. Ne güzel oldu değil mi? Böyle uzun zamandır baş başa yemek yememiştim. Meltem, şu müziği kapatır mısın? Niye? Ya bugün filmde de böyle bir müzik vardı. Aynen. Böyle bittim ya. Böyle jilet atacaktım kendime. Böyle bitirdi beni ya. 3 saat 25 dakika ya. Yani insana öyle eziyet yapılır mı ya? O zaman biraz sohbet edelim. Bugün film okuması dışında nasıl geçti günü? Nasıl geçebilir? Bütün gün oturduk, film seyrettik. 3 saat 25 dakika. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Seyrettik de seyrediyorsun. Ya kaçamadım da. Ya film bitti, üzerine konuşmaya başladılar mı? Çan. Ne gördünüz de o filmde o kadar konuşuyorsunuz? Anlamadım ben. Hele o Zero böyle yalvar yakar beni oraya davet etti. Sonra kendi gelmedi. Aa, gelmedi mi? Yok. Gelmedi, işi çıkmış. Ya sen de çıksaydın o zaman canım. Nasıl çıkayım ya? Nasıl çıkayım? Film başladı, karardı ortalık, böyle kaldım. Böyle. Ve nasıl sıkıcı film. Bittim, mahvoldum. Yani ışıklar söndü, karanlık. Orada böyle daraldıkça daralıyorum. Böyle en sonunda böyle uyudum böyle yani. O derece. Bittim ya.
Gittim. Ne leopar mı ne böyle bir film? Ha bir dakika, leopar ben biliyorum. Duymuştum. İtalyan sinemasından değil mi o, klasik? Bilemem. Çok sıkıcıydı. Ne güzel işte, böyle soluksuz film izlemişsin. Evet tabii, soluksuz. Sonra da soluksuz uyudum. Keşke ben de seninle beraber film okumasına gelseydim nişan bohçası alışverişine gideceğim. Keşke ben de senin yerine nişan bohçası alışverişine gitseydim. Emin ol daha keyifli olur. Bittim ya. 3 saat 25 dakika. Böyle şey mi olur ya? İşkence. Mahvoldum ya, bittim. Ne var? Seni istiyorum. Hadi biraz birbirimize bakalım. Ne olur bakmayalım. Bugünkü filmde de öyleydi. Böyle 3 saat 25 dakika birbirlerine baktılar, durdular. Niye baktıklarını anlamadım mesela. Böyle bakıyorlar, böyle. Halukhan'ı sen filmde uyumuştun. Bayağı bayağı izlemişsin. Hem de soluksuz izlemişsin yani. Her detayı anlatıyorsun. Yok öyle değil. Ne zaman uyansam bir bakıyorum, birbirlerine bakıyorlar. Böyle. Niye baktıklarını anlamıyorsun? Sadece bakışıyorlar. Tamam. Çık artık şu filmin etkisinden. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum yani. Bir türlü çıkamıyorum. 3 saat 25 dakika diyorum ya böyle. Tamam. Hadi gel seninle bir oyun oynayalım. Hem böylece filmin etkisinden kurtulmuş olursun. Çocuk muyuz biz? Yani ne oyun oynayacağız? Haluk'cum bak. Biz bugüne kadar her şeyi ama her şeyi çocuklarımız için yaptık. Onlar için yaşadık. Yani bizim bu hayattaki en kıymetlilerimiz Duygu, Emre ve Zeynep. Ama ne oldu? Duygu evlendi, kendi yuvasını kurdu, gitti. Şimdi Emre gidiyor. İleride de Zeynep gidecek. Biz baş başa kalacağız. Ama biz baş başa kalmayı hiç bilmiyoruz. Yani hep etrafımızda insanlar var. Seyahate gidiyoruz hep beraber. Yemeğe gidiyoruz hep beraber. Evde oturup kahve içiyoruz hep beraber. Ha bu arada Allah başımızdan eksik etmesin. Eksikliklerini hiç göstermesin. İyi ki varlar. Ama bizim böyle baş başa kalmayı da birazcık öğrenmemiz lazım. Baş başa kalıp ne yapacağız? Yani ben sıkılırım bir kere. Ben gene birilerini bulurum. Yani öyle yine kalabalık bir ortam yaratırım ya. Sen merak etme, o iş bende. Öyle değil Haluk'cum. Bizim seninle baş başa kaldığımız zaman da eğlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi falan öğrenmemiz lazım. Bak en yakın arkadaşlarımız bile gidiyor. Doğru, doğru. Ama Meltem ben kendimi gerçekten yorgun hissediyorum. Bu baş başa kalmayı, öğrenmeyi başka bir zamana bıraksak. Hadi kırma beni. Buradan bir kağıt çek. Ne bu? Onları ben yazdım. Hepsinin içinde başka bir şey yazıyor. Hadi bir kağıt çek, oku ve üzerine ne yazıyorsa yap. Hadi kırma ya beni. Ama şimdi abidik gubidik şeyler yazdım, beni maymun yapacaksın. Ne maymun yapayım sana? Güzel bir müzik aç ve eşinle dans et. Müziği ben açarım.
Şu var ya boynundaki şey, bugünkü çok filmde de ha aynı şey vardı onda. O kadında da böyle bir şey vardı. Yani 3 saat 25 dakika böyle bakışırlarken yani aynı. Haluk sen bugüne kadar 3 saat 25 dakika aralıksız bana bile bakmadın ya. Çık artık şu filmin etkisinden. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum yani. Ama uzun şarkıymış ha. Yani bu şarkıyı da filmin yönetmeni mi yaptı acaba? Ne oldu? Sus ve dans. Hadi canım. Hadi. Susamıyorum. Çünkü bugün 3 saat 25 dakika boyunca sustum. Konuşamadım. Ben hayatımda hiç o kadar susmadım biliyor musun? 3 saat 25 dakika ya. Ya iyi ki bir film okumasına gittin ya. 3 saat 25 dakikadır konuşuyorsun. İyi de bugün ama... Ana! Maç! Maç vardı bugün. Bak neyi hatırlayacağım diyorum, hatırladım. Bu film tabii o kadar böyle beynimin içine işledi ki maçı unuttum. Hemen hemen söndür şunları. Hayır. Ben maç seyredeceğim. Hayır. Ben ne? Ben kağıt çekmem. Çek, çek hemen. Hemen çek. Çabuk, çabuk, dur. Bir dakika. Ne yazıyor? Şu anda eşin ne yapmak istiyorsa onu yap. Yapmak istiyorsa. Maç izlemek istiyorum. Şimdi şunları falan söndür. Televizyonu aç. Ben formamı giyip geliyorum. Nasıl unuttuk be? Bende hata. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutar.